Evet, devam edeceğiz gündemi konuşarak. Şimdi bir taraftan 23 gün sonra sandık başındayız diyoruz. Meydanlarda aslında hareketlilik artıyor haliyle. Söylemler, atışmalar da artıyor. Bunları konuşarak, değerlendirerek başlayacağız. Nur Tuğba Aktar bizimle birlikte. Yine hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Doktor Onur İste, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burcu Köksal'ın bazı açıklamaları var DEM Parti'ye ilişkin. Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak dedi. Tartışılıyor hala. Buna dair detayları bir izleyelim. Neler söylenmiş, biz de konuşacağız. Belediye başkanı olarak seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak. Onlar bunu söyleyemez. AKP'nin adayı bunu söyleyemez. Onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar. Demin gelirken Afyon'dan geldim, çok yakın arkadaştırlar. Burcu Başkan'dan da selam getirdim. Bu sırada Afyon'da konuşurken belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız diye söylerken orada bir küçük sürçülisan oldu. Aman başkanım sen düzelt dedi. Afyon Belediyesi'nin de, Uşak Belediyesi'nin de seçildikten sonra kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere, tüm Uşaklılara, tüm Afyonlulara açıktır. Evet, Özgür Özel'in de açıklamaları var. Şimdi bu açıklamalar sürçülisan çerçevesinde aslında dile getirildi. Sonrasında hayır ben aslında onu kastetmiştim diye üzerine tekrar bir Burcu'nun düzeltmesi oldu. Ve yapılan açıklamalarla beraber Özel'in açıklamasının ardından Barış Yarkadaş'a Köksal konuştu. Dil sürçmesi sonucu değil, verdiğim söz üzerine konuştum. Ben ilk günden beri bu sözü verdim, bu sözümün arkasındayım diyor. Sizce gündemde nasıl yer buluyor pozitif ayrımcılık yeri? Estağfurullah. Zevkle. Tabii ki sağ olun hocam. Açıklamaların üst üstüne gelmesi ve eş zamanlı yanındayken Özgür Özel'in aynı otobüste olmalarına rağmen düzeltme yapmayıp farklı bir ortamda adayın olmadığı bir ortamda bunu güncellemesi ve düzeltmesi ve o yaptığı tabiri caizse hatayı ona göre örtmeye çalışma çabası atmış olduğu tweetle beraber Burcu Köksal'ın attığı tweetle aslında öyle olmadığını ispatı oldu ve buna rağmen bunu bütün kamuoyuyla paylaştılar. Tabii ki burada anlaşılması gereken ya da anlayamadığımız konu şu. Cumhuriyet Halk Partisi DEM siyasi partiyle resmi olarak da aslında bunu kamuoyuyla da paylaştılar. Kent uzlaşısı ya da bunun genelinde işte belli yerlerde Türkiye İttifakı gibi belli adı isimlerle nitelendirdiler. Şimdi Afyon da özellikle aynı zamanda Burcu Köksal biliyorsunuz grup başkan vekili yani partinin önemli kurmaylarından yani bu konuya bu kadar hakim olup ve partinin stratejilerine hakim olan bir kurmayın böyle bir açıklama yapması bizlere soru işareti oluşturuyor. Yani hangisi doğru? Bir taraftan bir genel başkan var, DEM siyasi partiyle oturup görüşmelere ve tabiri caizse pazarlıklar yapıyor ama diğer taraftan Afyon'da bir grup başkan vekili şu anda Afyon Belediye Başkan adayı olarak çok yüksek tondan ve altını çize çize bakın orada sadece böyle lafın gelişi bir söylem yok çok üstüne basa basa çünkü o bölgedeki biliyor ki bölücüler ve bölücülerle yapılan faaliyetlerin ve ittifakların seçmen nezdinde bırakın Cumhuriyet Halk Partisi destek olmayı zarar verdiğini bildiği için partisinin vermiş olduğu kararları görmezden gelip kendi oylarına odaklanıp aslında çok net bir şekilde orada DEM'le olan ittifakını istemediğini dile getirdi. Ama tabii şu da var artık 4 Mart mıydı hocam? 3 Mart'tan sonra sanıyorum istifa edemiyorlar. YSK'da öyle bir uygulama var. Ya, o sürede geçtiği için artık istifada adayın değiştirilmesi söz konusu da olmadığı için çok net bir şekilde sözünün arkasında durdu. Yani aday değiştirme şansları da yok şu an Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Belki onun vermiş olduğu biraz da özgüvenle de ilerlemiş olabilir. Ama bu işbirliktelik ve tabii ki
Cumhuriyet Halk Partisi hem seçmen nezdinde hem de gerçek Cumhuriyet Halk Partisi'nin o halkçı kökeninden gelen ve kurucu değerlerini hala benimseyen belli bir kitlenin olduğunu düşünürsek, bu işbirliğinden, bölücü faaliyetlerle beraber Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölücü unsurlarla nitelendirip onların o halktaki karşılığını maalesef zedeleyen yapı birçok kişiyi rahatsız ediyor. Sadece belli pazarlıklar için, sadece yerel seçimlerin ötesinde belli yerlerin pazarlık konusu edilmesi, milli güvenliğimizi tehdit edecek işte Mersin, Akdeniz ilçesi gibi liman tarafında, özellikle Esenyurt gibi, ki yakın zamanda da sokak röportajlarını tanıklık ettiğimiz ülkemizi iç karışıklığa sebebiyet verecek yine bölücü faaliyetlerin baş göstermeye başladığı bir yere odaklanmaları aslında çok da iyi niyetli olmadıklarını vurguluyor bize.